Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün değerli bir misafirimiz var, Aziz Limasoğlu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası As Başkanı, aynı zamanda birkaç ticari ünvanları, şirketleri de var. Ama burada ticaret odasını temsilen ticaret adamı olarak geliyor. Bir aile ferdi olarak gelir. Onun için bütün bunları biz harmanlayıp böyle gündemi konuşacağız. Bakalım bizi nerelere götürecek bu gündem. Evet, buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek Aziz Bey'le sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, duydum yurt dışından geldiniz. Oradan başlamak istiyorum. Tatil yoksa iş amaçlı? Yok, iş amaçlı. İş amaçlı. İnşallah hayırlara vesile olmuştur diyelim. İnşallah, hayırlısı. Ama ben hemen Ercan tecrübenizi sormak istiyorum orada. Çünkü merak ediyorum. Yani gidiş ve geliş mümkünse. Arabanızı gittiniz, bilmiyorum araba şoför mü götürdü ama. Arabayla gittiniz. Şimdi araba yeri bulabildiniz mi? Eziyet miydi bavullarla gelmek? Yani oradan başlayalım. Evet, ben de aslında notlarım arasında var ve buna değinmek istiyorum. Ben olaylara hep söylerim, negatif bakmayı sevmem. Ama ne acıdır ki alana girdik. Girer girmez tabii çok basit şeyler var artık dünyamızda. Yani içerinin dolu olduğunu ya da park yerinin dolu olduğunu gösteren hiçbir şey yok. Bunlar tabii ufak şeyler. Çok takılmadım ben park yeri bulmakta, dışarıda bayağı alan var. Uzak mı yakın mı, yani kolay mı? Yani bu yerde park yeri var der. Yani ansızın bir bakarsınız dikiz aynasında şey kalmış yarım kilometre uzakta. Yani kolay mı, yakın yani mı? Öncelikle şu var, uyarıcı tabelalar çok yetersiz. O hakikaten dikkatimi çekti. Hele hele gündüzken bir şekilde bir şeyleri görebiliyorsunuz. Dönüşüm de gece oldu ve rotarlıda geldim. Tam böyle analiz edebilecek bir pozisyonda buldum kendimi. Dolayısıyla alana girerken evet bir miktar tereddüt ettik. Kapalı alanlarda yer bulamadım. Çok levhalara takılmadım. Orada bir problem yok. Dışarıda bir yere park ettik. Oradan alana, yani gitmemiz gereken işte polis kontrol noktası vesaire. Bunlarda hakikaten rehbere ihtiyacınız var. Evet, bir müddet sonra bunu öğreneceğiz ama yani burada küçük tabelalarla, uyarıcı birkaç levhayla bunu fazlaca rahatlatabiliriz. Yani bu çok önemli. 10 yaşında bir çocuğun rehbersiz yürüyebilmesi lazım, takip edebilmesi lazım. Bir 60, 70, 80 yaşına gelmiş birinin hani 80'lerde fonksiyonlarımız azalır, yürüyüşümüz azalır, hatta algımız azalır. Yani okumak için, yani siz onu 3 saniyede okursunuz ama 80 yaşındaki kişi onu 8 saniyede okur, 15 saniyede okur. Aynen öyle. Dolayısıyla yani bu noktalara ulaşırken bir de önümüze çıkan, hani birçok yerde kaplılar dışarıda takılıp düşme ihtimali çok yüksek. Bunların yani en azından bir iki noktanın temizlenerek, yani şeyden o halkın geçtiği yer en geçiş azından. Geçiş noktalarının özellikle çok iyi, yani bu bir seyyar lambayla da olur. Anlıyorum, elektrikte sorun var birçok alanda. İşim benim bu. Oraya geçici bir şey döşersiniz. Bu belli noktaları madem ki açtık, günün sonunda bu noktaya getirdik bu işi. Mutlaka o bölgelerin geçici de olsa bir şekilde aydınlatılması, fosforlu bir levhalarla donatılması ve giriş çıkış noktalarının, özellikle polise kadar giden kısımların mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi lazım. Merdivenleri çıkarken önünüzde böyle ip atlar gibi böyle kösteklenebileceğiniz ve kazaya kurban gidebileceğiniz noktalar var. Bunların toparlanması lazım. Bunun dışında içeride çok büyük bir, hani eskiyi de bildiğim için büyük bir eksiklik saymak istemiyorum ama özellikle bu alana kadar giden kısımların mutlaka ve mutlaka toparlanması lazım. Tabii. İçeride mutlaka ilerleyen zamanda dizayn edilecek birçok şey var. Zaten biliyorsunuz artık marketler rafları bile kendileri yapmıyor. Gelen satıcı firmalar tarafından dizayn ediliyor. Doğru, doğru. Dolayısıyla burada da oluşacak zaman içerisinde ürün teşhiri ve diğer alanlar
Onlar düzeltilir. Mühim olan Haluk Bey, günlük yaşamda bizi etkileyen unsurları kapımızın evinin önüne çıkarken, kapımızı açarkenden karşılaştığımız manzara. Alana girerken işte bizi o noktaya hızlıca getirecek bir rehber. Bunlar en önemli şeyler. Dönüşte yaşananlara... Şimdi rehber deyince hani gene tabelalarda nereye gidilecek, nereye yapılacak, aynen. Çünkü yurt dışında benim tuhafıma gider böyle şey okularla fosforlu, yani çıkış ya da işte gümrük ya da şey böyle çizgilerle hem şeyde hem tavanda hem yerde. Diyorum ki aptal mıyım ya, ben anlamadım yani, diyorum ki hayır, hiç tereddüde evet, hiçbir yer bırakmıyor. Buradan gideceğin gibi sana böyle evet, yol gösteriyor. Yeri yani bile çiziyorlar. Evet, yeri bile çizilmiş. Dolayısıyla yani bunların mutlaka çok kısa, bunlar bu bahsettiklerim hani böyle para gerektiren, çok uzun uğraşlar gerektiren bir şey yok. Zaten günümüzde neredeyse şeyi gösterecek güneş enerjisiyle dolan birçok şey bile var. Yani 5-10 tane aydınlatıcı levha çaksanız yere, gündüz güneşten de olsa akşamda size hep hizmet verecek. Rehber verir tabii. Resmen tabii, öyle. Çünkü artık şunu da sorayım, işinizdir. Mısır eskiden alınırdı böyle lambalar için. Üzerine de bir pano koyarlardı böyle. Ve yetersiz kalırdı. Yani ya ölçüsü yanlıştı. Yani o kadar enerjiye pano yetersiz kalırdı. Ama artık hem panolar çok ilerledi, hem küçük boyutlarda çok daha büyük verim alabiliyorsunuz ve şeyi de yani süresi de yani 1-2 sene artık yani hiç sorun olmadan gidebilirsiniz bunlarla. Evet, güneş konusunda özellikle çok ileri düzeye geldik. Tabii şimdi vatandaşlar diyebilir ya, bunlar normal yapamadı bir de güneşten faydalanarak oralara. Yani bunu söylemeye çalışmıyoruz. Tabii ki aşırı yatırımlar yapılması değil amacımız. Burada amaç kısa sürede belki bir şey gerektirmeyen, aşırı işçilik ve malzeme israfı gerektirmeyen belli şeyler yapılabilir ve bu alanlar aydınlatılarak gider ve dönüşü de gene bir şekilde bu alanda önümüzü görebileceğimiz ve düşmeden gidip gelebileceğimiz alanlar olması lazım. Çok katılıyorum size. Yani Kıpta ben küsüm gelmiyorum oraya dese bile bir çözüm var burada dediğiniz gibi. Yani işin espri tarafındayım ama evet, yani kimse ihtiyacınız yok. Bunu biraz vizyonundan, biraz bilir kişilerinden bunu çözebilirsiniz. Tabii şimdi Kıptek dediğiniz, onu da söyleyeyim. Yani belki buradan yanlış bilebilir birçok vatandaşımız. Kıptek'in orada nöbetçi mühendisleri ve nöbetçi teknik ekibi var. Sürekli bilmiyordum ben onu. Sürekli kontrol eden, hizmet veren ve bravo, burada yaşanacak olaylara müdahale edebilen. Bunun aslında bakanlık nezdinde diğer iç kısımları yapan teknik personelin madem ki bu noktaya geldi iş ve açıldı bu şey, bunun süratle var olan mevcut sistemdeki arızalı ya da çalışmayan kısımları nasıl çalıştırırıza kafa yorması lazım. Özellikle dediğim gibi koridor geçiş noktalarında Kıptek 24 saat orada olduğuna göre bunlara destek veriyor ve yardım yapıyor demektir. Aynen. Bunları finale taşımak çok büyük artık paralar gerektirmediğini görüyorum. Tabii, ben mesleğim icabı görüyorum, orada birçok şey vardır. Bu bahsettiğim şeylerde çok böyle finali hayal etmiyoruz. Sadece geçiş noktalarıdır konuştuğumuz. Dolayısıyla yani Kıptek'in de hakkını vermiş oldum burada. Orada konuşlanmış personeli var. Ve bilmem bunu yani bakanlık nezdinde orada oluşacak bir acil müdahale ekibi değil de acil ve acil olarak yapılması gerekenleri yapacak bir ekip lazım. Aynen. Güzel. Çok kısa sürede de bunlar yapılabilir. Efendim. Zaten konumuz nedir? Yürüyecek yol ve aydınlatma. Başka bir şey değil. Evet. Dönüş noktasında da yine aracınızı bulmak falan. Mesela. Hakikaten Allah'tan telefonlarımız artık el feneri gibi görev yapabiliyor. Evet. Dolayısıyla... O da SİHA'lar varmış. SİHA'lar size tespit eder ve haber verir böyle. Dolayısıyla onu da bir vesileyle bulabildik aracımızı. Yalnız dışarı nasıl çıkacağız? Bir de sorun orada tabii. Çıkış nerede? Biraz zor.
Neyse orada da Allah'tan bazı arkadaşlar var ki bilet parası alırlar. Neyse orada otopark parası falan. O bizi yönlendirdi Allah'tan. Fakat orada da dediğim gibi bariyerler çalışmıyor. Kaç gece kaldınız abi diye soruyor çocuklar. Yani 5 gece dersen başkadır, 3 yani dersen başkadır tabii. Dolayısıyla yani onların da bir an önce toparlanması lazım tabii. Yani belki de bilmiyorum, herhalde belediye alır ama belediye izin verirlerse oraları toparlar çok kısa sürede diye düşünüyorum. Eminim. Çünkü hepsi gelirdir. Ve gelir kaybına uğramaz çünkü bunlar hakikaten çok önemli hususlar. Fakat bu ya şey yani bu düşündürücü çünkü yani buna bilmiyorum hangi işletmedir bunu yapan araba park yerlerini bunlar yapılmış önceden o kadar uzun süredir bunlar yapılıyor ki direkt raflardan aldığınız bir program, muhasebe programı, geçiş gidiş programı falan yani onları uygulasanız hiçbir sorunumuz olmaz. O kadar o bariyerler o kadar kullanılmıştır yani kimden alsanız artık çalışıyor bunlar. Tuhafıma gider bunlar böyle bu zorlukları yaşamanız tuhafıma gitti. Şimdi burada şeyi de konuşmak lazım Haluk Bey. Yani orada bir ana sözleşme var. Yani bu kanun gibidir. O ana sözleşme size müsaade etmiyorsa hiçbir şey yapamazsınız. Yapamazsınız. Yazılımı da getiremezsiniz. Tabii ki. Şey. Yani şimdi belediyenin 2 saatini almaz oradaki aydınlatmaları toparlaması ve sistemi yoluna sokması ama bir dakika benim pozisyonum budur dediğinde işveren zaten biz dua edelim. Ona en azından 3 tane ihale başvurusu olacak. Bilmem buna kim karışı yapacak. Çünkü satın alma yöntemi muhakkak teklif almalarla donanımlıdır. Ve belki de ihale usulü olmalıdır uçak alanda der. Al sana bir problem daha. Evet yani bunları bilmediğimiz için ama artık bakanlık vatandaşın can ve mal güvenliği için özellikle merdiveni çıktıktan sonra teper taklak 5-10 basamak geri düştüğünüzde Allah korusun. Yani tabii. Önüne geçemeyeceğiniz birçok sonuçlarla karşılaşırsınız. O yüzden yani bu kısımların elzem ve süratle alırsınız bir rulo fosforlu kağıt o noktaya yapıştırırsınız. Bu sorunu da çözersiniz. Bunun da maddi hiçbir şeyi yoktur. Yani büyük bir harcaması yoktur. O alanda bağlanan o kablolara da koyarsınız birini çakar ve üstünden geçmek zorunda kalmazsınız. Bunlar siz de bilirsiniz. Mesela uçak rotar yapar ve uykusuzdur insanlar. Gelen şoför zaten arabasını bulmak için bir sarhoşluk içerisinde o noktalara doğru ilerlerken bunları görmemek veya üzerinden atlayacağı yerde düşmek çok ciddi çünkü insanlar ne yapar yardımcı olmak için A, B, C diye değişik renklerde oralarda simgeler mesela. Otopark böyle yazmanız mesela yeterlidir orada. Yani o kadar yani. Büyük bir şekilde otopark yazın, o sarı çizgicikleri de koyun gitsin, bitti artık. Yani bu hani kadar olur da birkaç bin araba birikir orada ve işte sarı beyaz işte bir renk boyarsınız. A, B, C dersiniz ki geldiğinizde ya ben C şıkkındaydım. Evet. En azından orada ararsınız arabanızı. Yani burada aynen o şekilde. Zaten bunlar ilerleyen günlerde emin olun elektronik olarak otoparkın hangi bölümünün dolu olduğunu falan sizi gösterip yönlendirecek tabelalarla donatılacaktır diye düşünürüm ama bunu daha uzak görürüm çünkü bakanlığın bu yönde hızlı hareket etmesi ve bunu sonlandırması lazım. Biliyorsunuz yani otoparka girdiğinizde işte yeşil yanmıyordur, burası doludur gibi birçok ibareler var. Tabii o ışıcıklar var, tespihler. Dolayısıyla falan. O alana gitmezsiniz ve boş alanlara gidersiniz. Hem zaman kaybınız olmaz hem de evet. Dediğim gibi diğer yolu gösteren levhalar da hızlıca toparlanırsa bu hem zaman hem de şey kazandırır bize. Evet. Çok değerli, çok değerli söylediniz. Orada yani gümrük falan bir sorun oldu mu geldi hani gümrük binası yok, polis binası yok. Bunu sizi alakadar etti mi? Yok yani şu an o kısımlar normal hiç çalışıyor. Aynen. Gümrük de gördünüz, polisi de gördünüz. Aynen. Yani zaten sizi alakadar etmez onların ofisi orada var mıdır yok mudur. O mühim olan işin tamamlanması. Yani ben orada için. Gümrük memurlarının da var olduğunu, polisten geçerken gene gayet normal. Bütün diğer tarafta olduğu gibi
işlemler yapılıyordu. Yani büyük yatırım. Hakikaten böyle gurur verici bir hissiyat oluştu mu? Yani vay be ama yapmışız ha dediniz mi? Şimdi işte Haluk Bey tam da buna şöyle değinmek isterim. Yani günlük yaşantınızda takıldığınız küçük sorunlar. Yani ben işte acaba gecikir miyim endişesine kapılıyorsun. İşte buradan mı çıkacağız, oradan mı çıkacağız? Bavulunuz var yanınızda. Küçük çocuğun olan düşün. Ben bir tek bavulla seyahat ediyorum ama ya buradan mı çıksam? Acaba oradan mı? Yanlış yerden girdiysem şimdi bir tur daha atacağım. Ha bir üst kata çıkacağım. Bunlar sizin çevrenizde var olan güzellikleri inceleme fırsatını tanımıyor size. Maalesef o şeyi göremiyorsunuz. Ama tabii ki ben bir gözlem yaptığımda evet iyi bir şeyler yapılmış. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Ne güzel, çok güzel söylediniz tabii. Bunlar dediğim gibi küçük ama günlük yaşantıya çok takıldığı için sizi rahatsız eder. Seni rahatsız ettiği gibi çevreyi göremezsiniz. Zaten bir yanlış 10 tane iyi şeyi götürür zaten. Kesinlikle. Kasino reklamı çok fazla diyorlar. Öyle bir şey hissettiğiniz mi, gördüğünüz mü orada? Yani girdiğinizde böyle bir kasino dünyasına geldik gibi hissediyorsunuz. Yok, şey satış yani emlak gösteren tabelalarda gördüm. Yani sadece kasinolar dikkatimi çekmedi. İşte bilmem ne tower falan gibi birçok tabelalar var. Çok mu yani büyük? Yani mesela bir dekorum gelse oraya, mesela hatırlar ben İsviçre'de binaların ismi böyle küçücük binaların üstünde yazıyor numaraları falan. Yani o görsel kirlilik, ışıklar, şunlar bunlar, tabelalar irili ufaklı kapının önünde. Yani hiç onlar yoktu böyle ve dedim ne kadar temiz tertipli görünüyor her şey böyle. Bizde böyle bir tabela kirliliği var böyle sokakta gittiğinizde. Uçak alanımız da daha değişik olmaz herhalde. Yani şöyle şimdi alanda dediğim gibi henüz aydınlatmalar vesaire çok cafcaflı pozisyonda olmadığı için muhtemelen varsa da onlar çok böyle ön plana çıkar durumda değil şu an için. Onu para verip reklam ediyorsunuz onlar da çıkmaz yani ön plana. Yani onu çok gözlemleyin. Yani şöyle düşünün mesela Türkiye'de ben Mısır Çarşısı'nı çok severim. Orada alışveriş yapmak istediğim bir yer vardı. Kartı bende, her şey bende. Ama kartı çıkarmadım cebimden ve bir bakayım dedim. Hakikaten baştan sona kadar gittim, özellikle gittim. Hep tabelalar aynı. Hep yazılar muntazam, tamamen aynı. Ne güzel. Raflara bakıyorum. İlk kısımlar, özellikle ön giriş ve arkası tamamen aynı. Yani nereye getireceğim? Hakikaten disiplin ve düzen istenirse yapılabilir. Değil mi? Ve gayet de güzel olur. Ha, siz ürününüzü satacaksanız işte benim cebimde kartıyla gezdiğim kişi gibi özellikli olursunuz ve ön plana çıkarsınız. Tabii. Burada da o noktalar mutlaka yakalanacak. Yani şimdi daha dediğim gibi işin başındayız ama ben bir de dönüşü aktarayım çünkü tabii sohbetimiz güzel ilerliyor, burayı kaçırmak istemem. Yani şöyle, geri dönüşte gene arabayı zar zor bulduk. Çıktıktan sonra düşünün Ercan, Lefkoşa ve Girne yolları. Tamamen bu yollardan gidiyorum ve hiçbir yerde 10 tane lamba peş peşe çalışır vaziyette değil. Yani aydınlatma neredeyse sıfır bana göre. Yani bu hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Gerçekten vitrin yani değil. Geldiniz ve artık adaya girdiniz. İlk intibalarınız bunlar zaten. Yani bunların yanında yolların da bozuk olduğunu bildiğim için acaba hangi çukura düşerim? Özellikle bu Kıbrıs Gazetesi'nden devam edip gittiğinizde Gönyeli Çemberi'ne kadar ciddi çukurlar var. Şimdi oralara da girdiğinizde hakikaten araba yani sizi rahatsız edecek şekilde. Tabii. Alt takımlar hasar görür, lastikler, her şey. Dolayısıyla bunları yaşamamak adına ciddi bir efor harcarsınız. Dediğim gibi güzellikleri kaçırıyoruz. Yani bu noktaları yazık.
göz önüne aldığımızda bir tek polisimiz o saatte görevdeydi. Birkaç noktada çalışıyorlardı ve gözlemlediğim en pozisyon bu şekildeydi. Yani mutlaka en azından ana arterlerin çok süratle toparlanması ve bunlar için aydınlatmaları canlandırmak benim mesleğim olduğu için iddia eder ve söylerim iyi bir firmanın bir hikayeni almaz. Geçici yapacağınız kısımlar olduğu gibi kalıcı birçok değişiklikleri de yapabilirsiniz. Çünkü altyapı mevcut. Var olan bir şeyi ilave yapmanız gereken ekstra bir şey yok burada. Sadece yanan ampulüdür, işte patlayan kablosudur. Onlar tespit edilip yapılacak. Hani bunları artık yapmamız lazım. Çünkü nüfusumuz da dünkü gibi değil artık. Arttı. Nüfusumuz arttıysa hükümetimizin gelirlerinin artmış olduğu kanaati bende var. Bu, hem var hem de mesela işte belirli yerde belediyeler, belli yerde hükümet bakıyor bu ışıklandırmaya, yolun sağlıklı görünümüne. Bugün devletin de geliri arttı bu hususta, belediyelerin de geliri arttı bu hususta. Ama o söz verdikleri ilk işte bizde lambalar yanacak şudur budur falan, hiç kimse o sözü tutmuyor şu anda. Bir efor var ama neye doğrudur bu efor bilmiyorum. Tabii şimdi şöyle, yerel yönetimler yönetime gelene kadar birçok şeyi yazıp çizerler ve söylerler. Geldikten sonra güçlüklerle karşılaşırlar. Doğrudur, onu da anlayışla karşılarım ama özellikle bu ana arterlerin çözülmesi için onların da oturup bir plan yapmaları ve ilgili daire müdürüdür, bakandır, müsteşardır bunlarla istişare edip geçici protokoller yaparak en azından ben halkımın kullanımı için şu kadar parayı karayollarıyla protokol yaparak buraya harcadım. Harcamamın şekli de budur. Faturamı da kestim. Karayolları bir gün gelip beni ödeyecek. Yani oysa yöntem, belediyeler için söylüyorum. Yaparsınız bunu ve ne olur? Ben halkıma hizmet için bu parayı harcadım. Neden? İşte kaza yapmasın. Yani Girne'de siyahilerin ne kadar çok olduğunu bilirsiniz ve her kenardan biri fırlar önünüze. Allah korusun ona birine çarpmanız ciddi derecede tabii. Sizin yaşamınızı ve büyük bir travmayla karşılaşmanızı. Tabii. Çünkü acemiler gösterir. Yani hem araba sürmede acemiler, yolda sanki yürümede acemiler, aydınlanmamış yollarda o siyahi atletlerimiz var burada. Zaten koşan bir tek onlardır. Bizim futbolcular pek koşmaz böyle geceleri. Ama siyahi atletleri görürüm böyle. Daha meraklılar. Ve mübarek insanlar siyah giyerek koşarlar. Ayaklarındaki giydiği ayakkabıların fosforu olmasa görme ihtimali sıfır. Ve yanından böyle geçerken insan vardı burada. Sadece böyle birkaç noktayı görüyorsunuz burada. Yani bir anlık işte bu telefonda görüşme, işte bir anlık telefon en büyüğüdür aslında. İzmaritinizi dışarıya atarken böyle, iyi şoförler böyle yapar ya, izmaritlerini dışarıya atarken o kişiyi böyle görmemeniz çok basittir. Fakat polisin iyi iş yaptığını düşünüyor musunuz şu anda? Evet. Şöyle, yani özellikle son alınan bu takviye bir kısım arkadaşlar sahaya çıktı. Evet, çok azdır. Onu kendileri söylüyor. Ben de görüyorum ama bugün böyle buraya gelirken bir göz gezdirdim şeye, gazete başlıklarına. Trafik denetimi yapılmış. 7 saatte 4604 araç kontrol edilmiş. Müthiş bir rakam. Ama daha müthiş olanı söyleyeyim. 961 kişi, yani yolda giden 4 kişiden 1 kişi suçlu bulunmuş. Yani rapor edildi. Evet. Bu sürüş olur, alkollü olur, araçtaki sorunlar olur. 88 araç da trafikten men edildi. Çok büyük bir şey, biliyor musunuz? Tabii. Yani 88 araç trafikte seyrediyor ve bize
kabus yaşatacak pozisyondaysa bunlar, bilemem yani belki seyri sefer eksiktir, belki başka bir şey eksiktir. Tabii. Belki de yolda seyahat edebilecek kriterlere uygun değildir makine ve donanım olarak da, bilemem onu ama tabii. Yani günün sonunda bu kadar denetimi yapıp raporlayabiliyorsa gerçekten çalışıyorlar yani apaçık tabii. Ortada. Tabii. Ve dikkat ederseniz gene gazeteden yakaladığım şey, Rum tarafında 9.9 artış varmış artış nüfusta var, evet. 10 yılda, bizde 33 yani 34, 33.70 yani bu da... Hayat pahalılığı kadar artıyoruz biz biliyorsunuz. Evet. Evet, o da kanayan diğer bir yaramız. Ama çok fazla değil mi? %33 yani altyapımız yok, buna karşı hiçbir hazırlığımız yok. Hani nüfus artar da hazırlıklısınız. Mesela nüfusu teşvik edersiniz. Herkes 3 çocuk, 4 çocuk yapsın. Çünkü ben size 2, 3, 4. çocuğa full işte yardım vereceğim. Şu kadar asgari ücret maaşı vereceğim her birine dersiniz mesela. Ama hazırlıktır. Yani insanlar hazırdır. Ne bileyim ben, hastanelerimiz hazırdır, aynen. Yollarımız hazırdır, hele hastanelerimiz. Elektrik yok, hastane yok, yollar yok ve biz insan artışına devam ediyoruz böyle. İşte ben yine bir yerde bunu söyledim. Bir kere gelişleri kontrol altına almamız lazım. Orada da arkadaşım çok nasıl ülkeye girecekleri, hayır. Ülkeye gelecekleri kontrol etmemiz lazım. Ne için geliyor bu adam? Cebinde kaç kuruş var? Ne yapacak? Kimin yanında kalacak? Yani bunlar önemli değil mi? Bunlar yani kim olursan gel, tamam Mevlana öyle diyor, kim olursan gel, ama yani gelirken de ülkenin belli kriterleri var. Bunlara ayak uyduracak bir şekilde gelmemiz ve bu şartları yaşayabilir olmamız lazım. Görüyorum. O tabu oldu. İşte o bir zaman giden Türk gelen Türk'den başladı bu ve daha sonraki birkaç konu geçti, birkaç siyasi bunu attı ve sen nasıl olur da işte biraz da o zaman Türk vatandaşıydı mevzubahis konu. Sen nasıl olur da Türk vatandaşına kimlik soracaksın veyahut da analiz edeceksin hangisi gelir gelmez. Yani burası açık bir saha gibi. Türkiye'nin bir ili gibi ve o zamanın siyaseti bunu ileriye götürememişti. Tamam. Ve o devam ediyor. Haluk Bey, ama şu anda gelen Türk de yok artık. Türk değil. Tabii tabii o formül de değişti yani, tabii. Gelenlerin İran, İsveç, Norveç, işte Afganistan, çok, Pakistan, evet. Filipinlisi, Kırgızistanlısı, Türkmenlisi. Mesela biz personel getirdiğimizde birkaç sefer sorun yaşamıştık ve daha sonra tedbir alarak araç gönderiyoruz havalimanına. Orada karşılayacak adamımız var belgeleriyle birlikte. Yani bunu bu belgeleri ibraz ederek o vatandaşı çıkarıp buraya koymanız lazım. Özellikle öğretim alanında sanırım sorunlar var ama benim alanım değil. Şimdi bilmediğim alanlara da girip ahkam kesmeyelim buralardan. O hoş değil ama dışarıda yaşanan bu şeyi görünce bunları da buralardan söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Yani devletin her alanda özellikle ikiye kadar çalışarak bu hizmeti veremezsiniz. Yani devlet daireleri saat ikiye kadar çalışır. İşte e-devletti, şuydu buydu ama ortada e-devlet öyle yok. E-devlet var. Yani, devletin esi yok zaten. Yani, dolayısıyla doğru. Yani bunları, evet, belli hedefler var. Bunlar da zaman alacak. Doğrudur. Yani hemen bir anda bunların hayata geçmesi, elektronik ortamın bir anda mükemmel olmasını beklemiyoruz ama siz de bu oranda, madem ki ülkeye giriş çıkışlar var ve bu kadar insan geliyorsa vergisini alacaksınız. Bununla birlikte buna tedbir alacaksınız ve ona göre günlük yaşamını, yani vatandaşın bozmayacak şekilde olmalı bu şey, yapılar. Hatta gelir getirecek, katkı sağlayacak, gelişmesini sağlayacak şekilde olmalı. Hani işçi gelir ama katkı da var. Almanya'da alır işçisini, Amerika'da da alır işçisini ama gelen işçi reprezente ettiği ülkenin veyahut da mesleğin en üst seviyesindeki insanlardır.
ki bugün İngiltere'de başbakan olacak seviyedediler. Bugün Amerika'nın pek çok ama pek çok şirketi yine dış ülkelerden insanlar tarafında ve Hint ve Pakistan önemli bir rol oynar. Onların CEO'ları arasında ezber. Çünkü zamanında marketing men olmak. Çünkü biz hatırlarım marketing şey yaptık. Çünkü CEO olmak istersen marketingi bilmen lazımdı. Ondan sonra büyük bir şey değişiklik oldu orada. Artık finanstı, artık muhasebeydi ve bunlar CEO olmaya başladı. Hesabını bilmeyen adamdan hayır gelmez gibisinden. Marketing ikinci plana atıldıydı böyle. Ve o trend hala daha devam ediyor. Genelde böyle 10-20 senede bunlar değişir. Ama finans ve muhasebe hala daha şirket yönetiminde çok önemli rol oynuyor. Ve bu insanların da becerisi, yani Amerika'da, bizde bu olmuyor. Bizde kim olursan ol, gel. Mevlana'yı çok fena dinledik bu konuda. Kim olursan ol, gel dedik. Geliyorlar sağ olsunlar. Evet, şimdi burada da bir de tabii polisimizi bir yanda överken, diğer tarafta da sivil işlerde destek istediğine inanıyorum. Şöyle ki, özellikle çalışma izinlerindeki tıkanıklık ve burada yaşanan gecikmeler bir şekilde günlük yaşama işe yansıyor. Üç aydır pasaport verip de işte oradan geri dönüşünü ve şeyin, yani çalışma izni prosedürünün tamamlanması gibi kısımlarda da takılıyoruz. Bunlara da ilgili bakanlık... Aziz Bey, demek siz torpil kullanmıyorsunuz. Yani daha çabuk olabilir torpil kullansanız. Yani bizim o işimiz gereği ben... Sevmiyorum. Bilmiyorum ki. Ama yani şey bir de değiliz. O var. Yani aslında biraz espriyle ona da değinmek istedim. Torpiliniz aslında yoksa işiniz de yürümüyor bazı dairelerde. O sorun da yaşıyoruz. Yani şimdi işte şeye bakmak lazım. Yani bir kişinin yaptığı işi üç kişi yapması lazım. %30 artış var diyoruz. O zaman yani bunu artırabilir olmamız lazım. Devlet dairelerine gidiyoruz. Biz de o iş yükünü görüyoruz. Ve bir de şeyi görüyoruz. Yani oraya gelen ve iş isteyen vatandaşın hakikaten yani hangi bölüme gideceği, siz zannetmeyin sadece havalimanında yoktur işaret levhaları. Birçok alanda kimin nereye gideceği, ne yapacağı belli değil. Eskisi kadar tanıdık da bulamıyorsunuz artık. Benim şu evrağım var, nereye gitmem lazım? Yani İçişleri yerine, belki Sağlık Bakanlığı'na, belki polis yerine, İçişleri'ne giden birçok insanımız vardır. O da trafikte karmaşa ve yoğunluğa sebep oluyor. Dolayısıyla yani bunları hep bakanlığın dediğim gibi bir acil eylem planı yaparak hükümetin bizim günlük yaşamımızı süratle normale çevirecek alanlarda olmamız lazım. Ve bu ikiye kadar çalışma işinden de vazgeçelim artık. Yoktur yani. İşte klimanız var, şeyiniz var. Artık bunlarla daha verimli çalışabilirsiniz. Evet. Zaten siesta vardı, hatırlarsanız ondan konuşmuştuk. Eskiden bir siesta vardı. Ama o zaman klima diye bir şey yoktu. Yani hakikaten insanlar işte bir olduğum eve giderlerdi. 7 oldu, onası kaçta başlanır? 4'te başlanırdı birden, ve 7'ye kadar işlenirdi. Şimdi insanlar daha verimli olurdu. Çünkü o sıcağın içerisinde işlemek hakikaten zordu. Fakat o sıcak sizi çok etkilemiyor devlet dairelerinde bilhassa. Şimdi bilirsiniz, yani geçmiş dönemleri de biz çocukluk, gençlik yıllarımızda bunları hep yaşadık. Daha böyle günümüz koşullarına uygun kıyafetlerle iş yapabilir ve bu yaptığın işte daha doğru verim alabiliyorsun. Yani ben teknik iş yaptığım için kendi işimden örnek veriyorum. Bizim bir alanda bir prizi, isvici takıp finale gitmek zor değil. 1-2 saatte yaparsınız ama geriye dönmek zorunda kalırsanız bunu tekrar o taktıklarınızı bir söker, kontrol edersiniz. Acaba hatayı nerede yaptım diye. O yüzden daha verimli 2 saat çalışmak size çok daha ucuza mal oluyor. Tabii. Yani yanlış yapmıyorsunuz. Tabii. 8 saat çalışın, işte şunu yapın demiyorum ben. Ama artık hakikaten günümüz koşullarında 8'den
12'ye geldiğimizde 12'den itibaren zaten öğlen yemeğidir. Ve her gittiğiniz masada artık yemekle karşılaşabilirsiniz. Aynen. Memurun yemek yiyecek yeri yok. Masasını da açar, yer ve siz de geldiğinizde tabii doğal olarak dersiniz ki burada demek ki yemek saati. Ama 12.30'da yemek saati, 1'de yemek saati, 1.30'da yemek saati. Zaten 2'de mesai bitiyor. O yüzden yani 8'den 12'ye 4 saat çalışmayla mümkün değil. %30 artış olan bir ülkede bunları bir an önce artık hükümet edenlerimizin bu alanlara, ki başbakanın sözü var bu konuda, tahmin ederim onunla ilgili yasal düzenlemeyi toparlayıp bir an önce bunu hayata geçirir. Ve bu en azından dediğim gibi günlük kaosa sebebiyet veren belli şeyleri düzeltirseniz, zaten zincirin bir halkasını düzelttiğinizde o kısım dönmeye başlar. Geçip diğer alana bakarsınız. Ve yapabileceklerim acaba merak ederim. Yani kamuya dokunmak çünkü yürek ister. Çünkü oy çok önemlidir ve kamuya dokunmak burada belki de görebileceğimiz isyanın başlangıcı olur. Çünkü birinin aylığına, parasına dokunursan Kıbrıs o zaman ayağa kalkar. Parasına dokunmuyorsun burada. İşi verimli ama kamu, bir ortama kamu taşı. Şeyine girdiğinde parasına da dokunulacak. Yani daha fazla çalışma istenecek belki de aynı paraya. Ve işte diyelim ki 13. maaşlar kesilecek. Yani bir sürü şeyler var böyle ara yerde. Onlar da tertiplenecek. Ve oradaki o zorluğu yaşayacağız hepimiz. Yani ama göreceğiz. Dikkat edin Haluk Bey. Yani şimdi biz bunları yapmazsak ve bu çalışma ortamını rahatlatmazsak, unutmayın, vergiyi toplayamayız. Yani tapu devirlerini yapamazsınız. Efendime söyleyeyim, yapmanız gereken birçok alanda hizmetler var. Bu hizmetler hep aksıyor. Yani o tapunun devir aşamasına getirmesine kadar, işte karayolları var, belediye var, kaymakamlıklar var. Bu alanların hizmet vermesi ve bu projelerin planlı bir şekilde yapılması ve o finale ulaşmamız mümkün olabilir. Aksi takdirde bu noktaya gelme şansımız yok. O yüzden kısa sürede, kısa çalışma saatleriyle var diye yaparsınız, başka bir yöntem ayarlarsınız, bir çözüm üretirsiniz. Bu dünyada son yapacağımız şeyler değil. Dünyada her gün bunlar yapılıyor ve zaten dikkat edin, şu anda özel sektörde çalışan sayısıyla devlette çalışan sayısı çok katlanmıştır. Yani özelde daha çok çalışan insanlar. Tabii. Ve bu insanlar 5-6'ya 7'ye kadar, hatta daha geç vardiya usulü çalışan insanlarımız vardı. Bunları özel yapıyorsa devletin de çok rahatlıkla yapabileceğine inanıyorum ben. Ben şey konusunu da biraz değinmek isterim. Buyurun. Siz sormadan hazır şeye gelmişken. Bugün dikkatimi çekti. Euro Asya projesi red yedi. Banka dedi ki ben parayı vermiyorum size. Ben bunu belki bu programda söyledik, daha önce de söyledim. Avrupa Birliği kurumlarına, ticaret odası ziyarete gittiğimizde bunun kavgasını vermiştik. Ve aynen orada şunu demiştim. Paranız çoksa Türkiye'den yapın projeyi. Bu kablo Türkiye'den gelsin. Bu artan parayla da Afrika'daki açlara verelim. En azından Avrupa Birliği yani 100 yılın projesini yapmış ve Avrupa'daki artan parayla Afrika'daki çocuklara yardım yaptı diye. Ve bize gene genişleme sürecinden sorumlu finans işleriyle iştigal eden bakan demişti ki Avrupa Birliği'nin sokağa atacak parası yok. Ve bugün bu yazı önümüze düştü. Yani bu noktada neden buralara çekiyorum işi? Bu proje de bizim için hayati bir projedir. Ve günün sonunda doğru yönetebilirsek, bakın burayı dikkatli dinliyorum, söylüyorum. Evet. Dikkatli seçiyorum kelimelerimi. Doğru yönetebilirsek, çünkü fizibilitesi yapılıyor şu anda. Hakikaten
İşte o gece çalışmaz dediğimiz ışıklar çalışacak. Efendime söyleyeyim, birçok alanda enerji fiyatlarımız düşecek. Bu benim söylediğim değil. Fizibilite sonucunda ortaya çıkacağını görebildiğim hususlardır. Anladım. Ve bunu iyi yönetmemiz ve bu kısımları, yani devletimiz içeride bir toparlanma yoluna gitmek zorundadır. Diğer alandan da bu enerji maliyetlerini asgariye çekmek ve bu alanda yürümemiz lazım. Biliyorsunuz yurt dışında, Türkiye'de mesela fiyatlar bir su 55 TL. Marketten aldığınız küçük şişe sular 10 TL. Yani öyle ucuz bir şey yok. Hakikaten Türkiye şu anda böyle bir patlama yaşıyor. Yani aşırı, enflasyon böyle onlara öyle bir vurdu, döviz öyle bir vurdu. Yani onun için sizi şey getireyim hemen. Döviz endeksli yatırıma burada, yani döviz endeksli bir muhasebe sistemine geçersek ve her şey dövize endekslenir. Orada ben şey görürüm. Tamam, işçi rahatlayacak. Cebine giren para dolar, euro bazında olacak. Onun için ne kadar düşerse düşsün o parasını almış olacak belki. Ama hiçbir şekilde enflasyona yardımcı olmayacak bu kısımlar. Her şey dolar, euro bazında artmaya devam edecek. Çünkü esas her şey Türkiye'den oluyor. Enflasyon orada, pahalılık orada, o da bize yansıyacak. Yani bizim aldığımız eurolar da yetmeyecek artık şeyleri almaya. Yani devamlı bu sefer de euro bazında artış isteyeceğiz biz devamlı. Ve o da bayağı zor olacak bizim gibi küçük ülkeler için. Ama şunu da hakikaten iş insanı olarak görebiliyorum. Dolar ve euro bazında ithal ettiğimiz birçok ürün aynı oranda etkilemesini bırakın, o %3, %2, %5 yükseliyor. Dolayısıyla yani euroda, dolarda da enflasyon vardır. O yüzden biz girdi maliyetlerimizi düşürebilmemiz lazım. Yani üretim yapmamız lazım. Nasıl üretim? Bahsettiğim işte güneşinden faydalanarak, işte çöp var günlerce yanar, onu belki bir şekilde enerjiye dönüştürerek. Tabii, ama panelin kendisi de girdisi de şeydir. Yani biz çiğnediğimiz sakıza kadar yurt dışından getirmek zorundayız. Yani bizim girdilerimiz her zaman olacak. Tabii. Bizim esas yapmamız gereken turizme veya da eğitim var burada, ama turizme böyle hiç utanç duymadan en büyük eforumuzla, gerekirse iş adamlarımızı vergileyerek, kan kusturarak turizme yatırım 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 öyle bir hale gelmeliyiz ki bütün adayı hem iş versin hem de turizmle korkunç bir gelir elde etsin. Çünkü adanın o potansiyeli var, o turizmi ver. Yap 100 bin tane yatak bunun içerisine. Bakalım seni bütün diğer acentalar ciddiye alır mı almaz mı 100 bin yataklı? Çünkü geliri bu şekilde artırırız. Biz öbür türlü nereden kıssak kısamıyoruz. Çünkü kısmak istediğimiz de yurt dışındandır. Getirdiğiniz her bir ampul yurt dışındandır. Evet. Yalnız şurayı gözden kaçırmamamız lazım. Özellikle enerji maliyetlerini düşürmemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edebilmemiz doğrudur, ama yatırımı bir defa yaparsınız ve üstünden gelir elde edersiniz. Hı. Biliyorsunuz elektrik sorunundan dolayı herkes evine jeneratör koyuyor, iş yerine jeneratör koyuyor. Milli servetimizi gene bahsettiğiniz ithal etmek vasıtasıyla sokağa atıyoruz. O yüzden yani devlet biraz hızlı hareket eder ve bizim de özel sektörün özellikle dönem dönem yaptığımız yayınlar, verdiğimiz şeyler dikkate alınır ve bazı şeyleri ucuzlatabilirsek orada kazanca dönüştürebiliriz. Aksi takdirde gözümüzün önünde var olan güzellikleri, o turizmi ve birçok alandaki şeyi doğru kullanabilme imkanını bile yakalayamayız. Yani doğru kullandığımızdan da emin değilim ben. Tabii tabii. Siz de farkındasınız. Tabii, çünkü yani bakıyoruz bugün, yani sizi o zaman şeye getireyim. Yani bakanlar yine değişti. Şimdi eyvallah, bakanlar değişebilir de şimdi yarım başlayan işler, yarıda kalan işler, yeni bakanın oraya oturup da işte yani ne oluyordu burada, kim ne yapıyordu, tekrar getirin bir de ben bakayım diyene kadar geçecek zaman ve yapılmayacak işler bunlar. Yani onun için bazen
hani siz diyorsunuz ya, hükümet hareket ederse, hızlı hareket ederse ve şu önlemleri alırsa dersiniz ki buna ulaşabilir. Şimdi bakıyorum hükümete, bir ivmesi olan hükümetin şu anda o ivmenin yarıya düştüğünü görebilirim ben yeni bakanlarla. İstedikleri kadar iyi olsunlar, güzel olsunlar, anlayana kadar oturduğu bakanlığın ne olduğunu, o hızları düşecek şu anda. Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Size %100 katılıyorum. Benim de en çok istemediğim şey bu. Yani bakan değişikleri, mevcut yapının değişmesi. Biz özel sektörde işte efendim personeli aldın, çıkardın falan, iş acaba işten atılır falan, alakası yok bunlar. Samimi söylerim size, bakanların değişmesi yani bizim personel değişimimizden çok hızlıdır. Biz asla ve asla özellikle özel sektörde deneyimli ve tecrübeli bir kişiyi orada aksine tutmak istersiniz. Tabii. Fazla para ödeyerek. Tabii. Yani biz başarılı bakanları ekstra şey primlerin şeylerini orada tutalım. Yani onları acaba nasıl motive eder de orada tutarız, daha iyi noktaya taşırız. Aynen. Başarılı olanı da başarısız olanı da değiştiğini görüyorum Sayın Başbakan'ın. Yani bu benim ama bu bütün partiler için geçerli değil mi? Hepsi yapıyor bunu. Yani orada siyasetin tek bir görevi var. Daha doğrusu tek önceliği var. Önce oy toplamaktır. Sonra gelir sokaktaki lambalar, yollar, şunlar bunlar. Yani önce oy toplayacaksın, iktidarda kalacaksın ve vakit kalırsa da işte memleketin işlerini yapacaksın. Ve yani hepsi için de geçerlidir bu hemen hemen. Şimdi bu vakti zamanında Fransızların ürettiği bir Renault araç vardı böyle. Ve bu insanlar tarımcıydılar. Tarım alanında faaliyet gösterirlerdi. Ve dediler ki yani araç gereç işte çok şey harcıyoruz, bu makine parçaları falan. Ve bir boşluk buldular. Bir Renault yapacakları, bir onun kuruluşuyla ilgili oturup karar verme aşamasına geldiler. Fakat o dönem Fransa'daki hükümetin yani bu tür yatırımlara açık olmadığını fark ettiler ve 3-4 tane kendi içlerinden seçtikleri kişilerle şeye girdiler, parlamentoya girdiler. Bazı yasal düzenlemeler yaptılar ve ondan sonra o tür yatırımlara yöneldiler. Yani acaba iş insanlarının da çıkıp yönetime mi girmesi ve ondan sonra mı buraları düzeltmesi gerekiyor? Artık düşünebilecek başka bir şeyim yok. Çünkü dönüp bakıyorum, siyaset avaracı işi olmuş. Avaraysan siyaset yapabiliyorsun. Tabii. Bizim vaktimiz yok. Hakikaten ben yani uzun süredir ticaret odası yönetimindeyim. Yani, o bile ne kadar vakit alıyor? Bu dönem diyorum ki artık çekilelim ve başka taraftan destek verelim bu şeye. Neden? Zamanımızı alıyor. Hakikaten tabii, ciddi derecede zamanımızı harcıyoruz ve yani bu yaptığımız yayınlar, ayırdığımız zaman yani hükümet edenler iki tanesini olsun yapsalar hakikaten motive olursunuz tekrardan. Yüreğim yanmayacak. Yani şeye yazı yazma gibi, kuma yazı yazma gibi yazarız. O gün okunur, aman ne güzel, ne iyi temaslar, ne güzel konulara değindiniz, o kadar. Orada değil kalıyor. Mi? Dolayısıyla yani bir noktaya gitmesi lazım ve bizim Allah'tan ticaret odası olarak yayınlarımız yazılıdır. Öyle kuma yazmayız biz. Doğrudan okunabilir alanlara yazarız ve günü geldiğinde çıkarır takdim ederiz. Biz bunu bu dönemde evet söylemiştik diye. O yüzden yani umarım bu son olsun değişiklik diyorum artık. Yani İnşallah. O alanlara çok girmek istemiyorum çünkü çok benim alanım değil. Yani kesinlikle biliyorum ve görüyorum. Mühim olan o bakanlık düzeyinde değişen kişilerin alt kademeyi değiştirmemeleri. Alt kademeyi de değiştirdiği gün zaten olay bitiyor. Aynen. Dediğinizin yani müsteşardır, müdürdür falan da gitti mi? O ki değişecek bunların çoğu. Tabii. Çoğu değişecek. Yani bari şey evet değişecek ve sorun olacak. Şimdi bazen de bulunamıyorlar ve profesyonel insan getiriyorlar. O olunca fena değil aslında ama
dediğim gibi yani duruyor. Peki şey için ne düşünüyorsunuz? Ruslar burada konsolosluk açıyor fikri. O şey mi size? Bir başlangıcın habercisi mi? Zaten dikkat ederseniz yani ben bu Euro Asya projesinde de bunu hissetmiştim. Bu tahil koridorunun açılması, Türkiye'nin müdahaleleri ve Ruslarla olan diyaloglar. Yani aslında bizim küçücük dünyamızın dışında çok şeylerin döndüğünün açıkça bize göstergesidir ama yani bizim buradan ne söylediğimizin herhalde pek bir önemi yok ama biz yine söyleyelim. Dikkat ederseniz enerji çok ön plana çıkmıştır. Özellikle Rus gazının hareketleri birçok Avrupa ülkesinde endişe yaratmıştır ve şeyler de gene işte Almanya ben nükleer enerji kullanmam dediği halde nükleer santrallarını çalıştırmıştır. Şeye dönecek olursak Rusya'nın burada ciddi derecede vatandaşının olması ve konsolosluk açması tabii ki beni heyecanlandırır ve mutlu da eder. Tabii. Neden? Çünkü artık Rum tarafındaki yapının burayı da görmesi, Avrupa Birliği'nin buradaki yaşamı, yani ben burası Avrupa toprağıdır da müktesebat uygulanmaz gibi söylemlerden vazgeçmesi ve her iki tarafı da masaya oturtarak doğru güncel koşulları da göz önüne bulundurarak İsrail'den mi gelecek bu gaz, Türkiye üstünden mi gidecek, nasıl çözülecek, yani dengeler nasıl kurulacak? Hatırlayın, geçen hafta bize Amerika'dan bir tane milletvekili gelmişti adaya. Ah tabii. Onlar bilirsiniz iki kişiydiler. Evet. Rum bağırdı çağırdı, Amerika ne yaptı? Birini getirmedi, göndermedi, öteki geldi. Yani beni bağlamaz dedi, onun kişisel gezisidir. Ama bunun arkasını bir okuyun bakalım. Rum ne diyor? Ya ben müdahale ettim, bir kişiyle işi savaştırdım. Hem o mutlu, hem biz de mutluyuz. Neden? Bir kişi olsun geldi. Yani dolayısıyla bürokrasi ve siyaset aslında bu şekildedir. Yani siyaset bir şekilde denge işidir. Evet. Ve bunun söylemesi bile, yani Rusya'nın buradaki birçok dengeyi değiştirecek diye düşünüyorum. Tabii ki o insanların da günlük olarak çocuklar okula gidiyor, giriş çıkış yapıyorlar sürekli. Aynen. Bunlar için ihtiyaç duydukları belgeler var. Bunları bir noktaya gitmeleri ve kim bilir ne zorluklarla diğer tarafa geçip tabii, bu belgeleri tedarik edebiliyorlar. Zaten edebiliyor Türk mu acaba? Türk evlenmeleri yeterli onlar için, yani bazılarına, ama bir de yaşayanlar var burada. Onlar belki de Rumların kendilerine zaten zorluk görüyorlar. Ama Türk'le evlenseniz bile bu sorunu çözemiyorsunuz. Yani bir tabii şekilde seyahat edecekseniz ülkenize veya pasaportunuz bittiyse oralara gitmek zorundasınız. Tabii, tabii. O daha tehlikeli zaten. Tabii. Buradan oraya geçmek biliyorsunuz. Aynen. O yüzden yani onlar mutlu, bizim de mutlu olmamız için hükümete çağrı yapıyoruz. İşte bu bakanları değiştirmesin artık da bir an önce bu günlük yaşamımıza etki eden 5-10 tane soruna el atsınlar. Aynen. Söyleyebileceklerimiz aynen, aynen bunlar. Bence bizi pek dinlemeyecekler ama olsun, biz yine de söyleyelim buradan. Aziz Bey, çok teşekkür ediyorum vaktinize. Sağ olun. Biz hemencecikte doldurduk yani vaktimizi. Ama sizin de listenizde daha sorular vardı. Bizde de vardı. Ama bu defaya yaparız. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrardan vaktinize. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Aziz Limasoğlu'yu dinledik. Ben Ercan şeyini çok sevdim en azından. Daha da soracağım çünkü yakında benim de bir yerlere gitmem gerekiyor. En azından arabayı nerede park edip gitmem gerektiğini öğreneceğim oradan. Evet, kısa bir ara alıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Çakıcı olacak bizimle. Kısa bir aradan sonra izninizle.